Aşağıda verilen konjik asit baz çiftlerinden hangisi yanlıştır? Konjik asit baz çiftleri arasında bir adet H artı kadar fark bulunur. Bu çiftlerden hidrojeni fazla olan asit az olan ise bazdır. A şıkkına baktığımızda verilen maddeler arasında bir tane H fark bulunmakta ve hidrojeni fazla olan H2CO3 için asit denilmiş. Buradaki sınıflandırma doğrudur. B şıkkı yine madde çiftlerimiz arasında bir tane H+ fark bulunmakta. Ancak hidrojen sayısı fazla olana baz denilmiş. Bu ifade yanlıştır. Hidrojen sayısı fazla olan asittir. Dolayısıyla sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Diğer öncülleri de kontrol edelim. Aralarında bir hidrojen fark var. Hidrojenin fazla olana asit denilmiş. Aralarında bir hidrojen fark var. Hidrojenin fazla olan asit. Aralarında bir hidrojen fark var. Yine hidrojenin fazla olan asittir. Sorumuzda yanlış olan öncül sorulduğu için cevabımız B seçeneğidir. 500 mililitre H2SO4 kuvvetli asidinin sulu çözeltisi 0,4 molar potasyum hidroksit çözeltisi ile titrediliyor. Titrasyonda dönüm noktasına ulaşmak için 250 mililitre potasyum hidroksit çözeltisi harcandığına göre sülfürik asidin molar derişimi kaçtır denilmiş. Arkadaşlar dönüm noktasında... H artı ve OH mol sayısı birbirine eşittir. Yani tam nötrleşme gerçekleşir. Soruda bize dönüm noktasındaki hidroksit iyonunun molünü bulabilmek için bazın hem delişim değeri hem de hacim değeri verilmiş. Buradan yola çıkarak H artının mol sayısını bulacağız. Ve toplam hacmi de bildiğimizden dolayı sülfürik asidin molar derişimine geçeceğiz. O halde ilk başta elimizdeki potasyum hidroksit molünü bulalım. Sonrasında iyonlaşma denklemi üzerinden OH'ın molüne geçelim. Molarite formülünden yapacağız. Mol bölü hacimdi. Derişim değerimiz potasyum hidroksit için 0,4 molar. Potasyum hidroksitin molünü bulmaya çalışıyoruz. Hacim değerimiz 250 mililitre. Molaritedeki hacim değeri litreydi. 0,25 litredir 250 litre. Buradan işlemleri yaptığımızda potasyum hidroksit molü 0,1 mol yapmakta. Şimdi potasyum hidroksidin yoğunlaşma denklemini yazarak hidroksidin molüne geçelim. Arkadaşlar potasyum hidroksit kuvvetli bir baz. Aynı zamanda zaten nötrleşme tepkimelerinde asit ve baz her zaman birbirine karşı %100 yoğunlaşacak. Burada bazımızın molüne 0,1 mol demiştik. Katsayılardan yararlandığımızda Potasyum hidroksidin katsayısı 1, OH'in katsayısı da 1. Katsayılar eşit olduğu için OH'in molü de 0,1 moldür. Ne demiştik? Dönüm noktasında tam nötrleşme gerçekleşir. Yani H artı mol sayısı ile OH eksi mol sayısı birbirine eşittir. OH mol sayısını 0,1 mol bulmuştuk. O halde H artı mol sayısı da 0,1 mol olacaktır. Bizim amacımız sülfürik asidin derişimini bulmaktı. O halde sülfürik asidin iyonlaşma denklemini yazalım. Dönüm noktasındaki H+ mol sayısını 0,1 mol olarak bulmuştuk. Katsayılardan yararlanarak sülfürik asidin molüne geçelim. Katsayı 2 iken 0,1 mol ise katsayı 1 iken 0,1'in yarısını alacağız. Yani 0,05 mol sülfürik asit bulunmakta. Şimdi molarite Formül üzerinden sülfürik asidin derişimini belirleyelim. Molariteyi bulmaya çalışıyoruz. Sülfürik asidin molünü 0,05 mol olarak bulduk. Sülfürik asidin hacim değeri 500 litre olarak bize verilmiş. Litreye çevirdiğimizde 0,5 litre yapacak. Sadeleştirmeleri yaptığımızda sülfürik asit derişimi 0,1 molar gelmekte. Bu bizim sülfürik asit derişimimiz. O halde sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Zayıf bir asit olan hidrojen florürün sude iyonlaşma denklemi ve 25 derecedeki iyonlaşma sabiti Ka yukarıda verilmiştir. Buna göre hidrojen florürün sudaki çözeltisi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A şıkkı Bronsted Lowry tanımına göre H2O'nun eşlenik asidi hidronyumdur. Tepkimeye baktığımızda H2O'dan hidronyuma giderken aralarında bir hidrojen fark bulunmakta. Yani bunlar birbirinin eşlenik asit bazıdır, konjüge asit bazıdır. Konjüge asit baz çiftlerinden hidrojeni fazla olan asittir. Buna A1 diyelim. Hidrojeni az olan ise bazdır. Buna da B1 diyelim. Bir başka düşünce tarzı da şu şekilde olabilir. H2O hidronyuma dönüşürken ne yapmış? HF'den bir tane hidrojen almış. Hidrojen aldığı için bazdır. Bu tepkimeyi ters yönlü düşündüğümüzde ise hidronyum H2O'ya dönüşürken bir adet hidrojenini kaybetmiştir. Bu kaybolan hidrojen yandaki flor iyonuna verilir. Dolayısıyla hidrojen veren asittir yorumunu yapıyorduk. İsterseniz bunu not olarak da yazdıralım. H+ artı veren asit, H+ artı alan bazdır. Ya da en başta belirttiğim gibi konjik asit baz çiftlerinden hidrojeni fazla olana asit az olana baz diyebilirsiniz. Dolayısıyla A şıkkı doğrudur. H2O'nun eşlenik asidi hidronyumdur. Hidronyum için asit dedik. B şıkkı 40 derecede Ka 6 çarpı 10 üzeri eksi 4'ten büyüktür. Tepkimeye baktığımızda egzotermik bir tepkime ısı ifadesi ürünlerde. Burada belirtilen Ka değeri ise 25 derecedeki sabitimiz. Löşöter ilkesine göre sıcaklık arttıkça denge ısının olmadığı diğer yöne kayacak. Bu yön girenler. Denge girenlere kayar diyelim. Arkadaşlar denge sabitleri sadece sıcaklıkla değişirdi. Bunlardan birisi de KA'dır. Sıcaklık etkisiyle denge girenlere kayarsa denge sabitleri azalır. Sıcaklık etkisiyle denge ürünlere kayarsa denge sabitleri artardı. Burada sıcaklık etkisiyle denge girenlere kaydığından dolayı denge sabitimiz olan Ka azalır diyeceğiz. Ka değerinin azalması 6 çarpı 10 üzeri eksi 4'ten yeni denge sabitimizin daha küçük olması anlamına gelir. Burada ise 40 derecedeki Ka değeri 6 çarpı 10 üzeri eksi 4'ten daha büyük demiş. Dolayısıyla B seçeneği yanlış olmuştur. Ne dedik? Ka'nın azalması gerekiyor. Dolayısıyla 6 çarpı 10 üzeri eksi 4'ten daha küçük olması gerekirdi. Sorumuz bize yanlış olan öncülü sorduğundan cevabımız B seçeneğidir. Diğer öncülleri de hızlıca kontrol edelim. Hidrojen florürün konjiga bazı flordur. Yine dikkat edersek konjiga asit baz çiftlerinden hidrojen sayısı fazla olan asit az olan bazdır. O halde HF'nin konjiga bazı flordur diyoruz. Konjiga asit baz çifti olduğunda aralarında bir hidrojen fark olduğundan anladık. C şıkkı da doğrudur. Hatta tepkimemizde Hidrojen florür için asit 2. Yani ikinci çiftin asidi. Flor için ise baz 2 diyebiliriz. D şıkkı saf su eklenirse hidrojen florürünün iyonlaşma yüzdesi artar. Ortama saf su eklenirse bütün maddelerin derişimleri azalır. Derişim azalmasıyla denge iyon sayısının çok olduğu yöne kayar. Bu yönde ürünler yönü oluyor. Dengenin iyon sayısının çok olduğu ürünler yönüne kayması iyonlaşma yüzdesini arttırır arkadaşlar. Son olarak E şıkkı sodyum florür tuzu eklenirse sodyum florürdeki iyonlar sodyum ve flor iyonları buradaki flor iyonu bizim tepkimemizdeki florla ortak iyon. Löşeter ilkesine göre bir maddenin derişimini arttırırsak denge bu maddenin derişimini azaltmak için maddemizin olmadığı yöne kayacak. Dolayısıyla flor iyonu eklersek denge ne olacak? Flor iyon derişimini azaltmak için girenlere kayacak. Şöyle diyelim. Flor iyon derişimi artar. Flor iyon derişimini azaltmak için denge girenlere kayar diyoruz. Denge girenlere kaydığından dolayı ürünlerde yer alan hidronyum derişimi azalır. Hatta bu durumda asitlik de azalır diyebiliriz. Yani pH'ımız da büyür. Sonuç olarak E şıkkı da doğru oldu. Sorumuzda yanlış olan öncül B seçeneğidir. Zayıf bir baz olan amonyağın 0.1 molarlık sulu çözeltisinin pH değeri 11'dir. Buna göre amonyağın iyonlaşma yüzdesi nedir denilmiş. Öncelikle amonyağın suda iyonlaşma denklemini yazalım. Amonyak suda amonyum ve hidroksit iyonlarını verecek şekilde iyonlaşır. Bu tepkimeyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bize amonyan başlangıç derişimi 0,1 molar olarak verilmiş. Bakın amonyak eğer kuvvetli bir baz olsaydı yani suda %100 iyonlaşsaydı oluşacak hidroksit iyon derişimi de ne olacaktı? 0,1 molar olacaktı. Katsayı birken 0,1 ise katsayı birken yine 0,1. Bu değer %100 iyonlaşma olsaydı geçerliydi. Yani kuvvetli bir baz olsa geçerliydi. Peki elimizde şu an hidroksit derişimi nedir? Bunu da pH değerinden yararlanarak bulacağız. pH'ın 11 olması pOH değerinin 3 olması anlamına geliyor. Biz bazik çözeltilerde pOH değeri üzerinden yorum yapacağız. pOH değerinin de 3 olması çözeltide bulunan hidroksit iyon derişiminin 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olması anlamına gelecek. O halde denklemi şöyle kuracağız. 0,1 molar olsaydı %100 yoğunlaşırdı. Şimdi elimizde 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar var. Bunu da 0,001 olarak yazalım. 0,001 molarken yüzde kaç yoğunlaşır? İşlemleri yapacak olursak 0,1'deki 1 sıfırla 0,001'deki 1 sıfır gitti. Yine yüzde 0,01'i çarptığımda şu iki sıfır da birbirini götürecek. İyonlaşma yüzdemiz yüzde 1 çıkacak. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. 25 derecedeki bir sulu çözelti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur denilmiş. A şıkkı çözelti bazik ise aşartı derişimiz sıfırdır. Bu ifade yanlıştır arkadaşlar. 25 derece sıcaklıkta H derişimi ile OH eksi derişim çarpımı 10 üzeri eksi 14 eşittir. Dolayısıyla çözelti bazik olsa bile sudan kaynaklı ortamda H iyonu bulunmaktadır. Çünkü biz biliyoruz ki su kendi kendine az da olsa iyonlaşır. Hatta biz bu iyonlaşma durumuna suyun oto iyonizasyonu diyoruz. Tekrarlıyorum çözelti bazik olsa bile ortamdaki sudan kaynaklı haşartı derişimi de az da olsa bulunur. Biz çözeltideki haşartı iyon derişim hesabını da 25 derecede haşartı derişimi ile hidroksit derişimi çarpımı 10 üzeri eksi 14 molara eşit olmalıdır ifadesinden hesaplayabiliriz. Dolayısıyla haşartı derişimi 0 denilemez. B şıkkı çözeltide pH büyüktür POH ise çözelti asidiktir denilmiş. Arkadaşlar pH ile pOH'ın toplamı 25 derecede 14'e eşittir. pH değerimiz 7'den küçükse çözelti asit. Eğer pH değerimiz 7'den büyükse çözelti baziktir. pH'ın pOH'dan büyük olabilmesi için pH'ın 7'den büyük olması lazım. Bakın pH'e mesela 8 diyelim. pOH 6 olur. Dolayısıyla pH büyüktür. pOH koşulu sağlanır. pH değeri 7'den büyük olduğu için de çözelti baziktir. Burada asidik dediği için B şıkkı da yanlış oldu. C şıkkı çözeltideki H derişimi çarpı hidroksit derişimi 14'tür. Bu ifade de yanlış. Az önce belirtmiştik. 25 derece sıcaklıkta H artı derişimi çarpımıyla hidroksit derişim çarpımı 10 üzeri eksi 14 molardır. Yani 14 değildir. C şıkkı da yanlış oldu. D şıkkı çözeltide hidroksit derişimi 1 çarpı 10 üzeri eksi 10 ise pH 4'tür. Bakın yine buradaki ifadeden yorumlayacağız. OH derişimi 1 çarpı 10 üzeri eksi 10 sa ne demiştik? H derişimi ile OH eksi derişimi çarpımı 25 derecede 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 eşittir. Bu ifadenin birbirine eşit olabilmesi için h artı derişiminin 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 olması lazım. Ph değerini hatırlayalım. Ne yapıyorduk? H artı derişiminin eksi logaritmasını alarak buluyorduk. O halde Ph değeri eksi logaritma 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 değerinden 4 gelecektir. Yani pH derişimini haşartı derişimi ifadesinde 1 çarpı 10 üzeri şeklinde yazıldığında 10 sayısının üzerindeki sayının eksi değerini alarak yani önüne eksi getirerek yazdığımızda bize pH değerini vermekteydi. Burada da pH'ımız 4'tür diyoruz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Çünkü buradaki ifade doğrudur. Son olarak E şıkkını kontrol edelim. Çözeltinin ötürü ise haşartı derişimi OH eksi derişimine eşittir ve bu değerde sıfır eşittir denilmiş. Bakın çözeltinin nötr ise h derişimi ile oh eksi derişimi birbirine eşittir. Burası doğru. Ancak bu derişim değeri sıfır değildir. Çözeltinin nötr olabilmesi için h derişimi ile oh derişimi birbirine eşit olmalı. Yine buradaki ifadeden arkadaşlar bu değer 1 çarpı 10 üzeri eksi 7 molar eşit olmalıdır. Bakın h artı yerine 1 çarpı 10 üzeri eksi 7 koyduk. OH yerine de 1 çarpı 10 üzeri eksi 7 koyduk. İkisinin çarpımı ne olmuş oldu? 10 üzeri eksi 14'e eşit olmuş oldu. Yani nötr çözeltilerde hem H artı derişimi hem de hidroksit derişimi 1 çarpı 10 üzeri eksi 7'ye eşittir. Ne zaman? 25 derecede. E şıkkı da yanlış oldu. Burada 0 eşittir dedi. Sorumuzda doğru olan öncül sorulduğu için cevabımız denizli seçeneğidir. Yukarıda denklemleri verilen 1 ve 2 tepkimeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş. A şıkkı birinci de karbonik asidin konjiga bazı bir karbonattır deniliyor. Birinci tepkimemizdeki ilgili maddelerin altını çiziyoruz. Bakın aralarında bir adet haşartı farkı var. Aralarında bir haşartı fark bulunan çiftlere biz konjiga asit baz çifti diyoruz. Burada dikkat edelim aralarındaki fark bir haş fazla olmamalı. Bu çiftlerden hidrojen sayısı fazla olan asit hidrojen sayısı az olan bazdır. Buraya A1 buraya B1 diyelim. Dolayısıyla birincideki karbonik asidin konjük bazı bir karbonattır ifadesi doğrudur. B şıkkı birinci ve ikinci de H2O baz gibi davranmıştır. Hemen H2O maddemize bakalım. Birinci tepkimede H2O ve Hidronyum iyonları. Bakın bunlar da aralarında bir adet H artı fark var. Yani birbirlerinin konjik asit baz çifti. Hidrojen sayısı fazla olan asit dedik. Hidronyum ikinci asidimiz olduğu için A2 diyoruz. Burada ikinci bazımız olacak. Hidrojen sayısı az olduğu için hidronyuma göre. Bu da ikinci bazımız olduğu için B2. Arkadaşlar bu madde çiftleri H artı alıp vererek birbirine döndüklerinden dolayı konjik asit baz çifti olarak ifade edilirler. İkinci tepkimeye baktık. Yine aralarında bir H artı farkı olan H2O ve hidronyumdan H artı sayısı fazla olan asittir. Buna A1 diyelim. Bu arada A1 A2 olması önemli değil. Önemli olan maddenin sınıfının doğru bir şekilde belirtilmiş olması. Yani asit ya da baz olduğu önemli bizim için. H2O B1 diyoruz. Bunlar birbirinin konjüge asit bazı oldu. Dolayısıyla ikinci tepkimede su baz gibi davrandı. Birinci tepkimede de baz gibi davrandı. B şıkkı doğrudur. C şıkkı bir karbonat iyonunun birinci de baz gibi ikincide asit gibi davrandığı söylenilmiş. Bir karbonat iyonu birinci de baz gibi davranmış. Peki ikinci de bakalım. Bir karbonat iyonuyla karbonat iyonu aralarında yine bir haşartı fark olduğu için birbirinin konjüge asit baz çiftidir. Hidrojen sayısı fazla olan asittir. Daha önce A1 dediğim için hidronyuma buna da A2 diyeceğiz. Karbonat ise hidrojen sayısı az olan taraf olduğundan dolayı bir karbonata göre bu da B2 şeklinde sınıflandırılacak. Öncülümüz bizden bir karbonat iyonu ile ilgili yorum yapmamızı istemişti. Bir karbonat birinci de baz gibi davrandı. Evet. İkinci de asit gibi davrandı. C şıkkı da doğrudur. D şıkkı Ka1 büyüktür. Ka2. Arkadaşlar Ka değeri büyüdükçe asitlik kuvveti artar. Tepkimelere dikkat edersek, birinci öncülde karbonik asidin suda iyonlaşma denklemi, ikinci öncülde ise bir karbonat iyonunun suda iyonlaşma denklemi verilmiş. Karbonik asit ve bir karbonat iyonlarını incelediğimizde bakın birinci tepkimede bunlar birbirinin konjuge asit baz çiftiydi. Asit olan taraf karbonik asit, baz olan taraf ise bir karbonat iyonuydu. Yani karbonik asidin asitliği bir karbonat iyonundan fazladır. Karbonik asidin bir karbonat iyonuna göre asitliği fazla olduğundan dolayı Ka1 büyüktür Ka2 diyeceğiz. Çünkü birinci tepkime karbonik asidin suda iyonlaşma denklemiydi. İkinci tepkime bir karbonat iyonunun suda iyonlaşma tepkimesiydi. D şıkkına da doğru dedik. Son olarak E şıkkına bakarsak ikinci de hidronyum bir karbonatın konjüge bazıdır denilmiş. Arkadaşlar ikinci tepkimede bir kez hidronyum asit aynı zamanda kimle konjuge asit baz çiftiydi? Suyla konjuge asit baz çiftiydi. Bir karbonat iyonunun ise konjuge bazı karbonat iyonuydu. Dolayısıyla burada konjugelik bir durum yok. Yani birbirlerinin konjuge asit baz çifti değil bu iki madde zaten. Konjuge asit baz çifti için ne olacaktı? Aralarında bir tane haşartı fark olacaktı. Bir de arkadaşlar aynı cins atomlardan oluşması gerekiyordu. Yani burada bize şöyle bir şey dese bile ikinci öncül yanlış olurdu. Hidronyum ile H2CO3 birbirinin konjuge asit baz çiftidir derse bu yine yanlış olur. Çünkü karbonik asitte bulunan karbon atomu hidronyumda bulunmamakta. Bu duruma da dikkat edin. Yani sadece bir tane H+ farkı bulunması yeterli değil. Aynı zamanda hidrojen dışındaki diğer elementlerimiz aynı olması gerekiyor. O halde E şıkkındaki ifade yanlış olduğu için sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Çünkü sorumuz bize yanlış olan öncülü sormuştu. Asitlik kuvvetleri ile ilgili yukarıdaki karşılaştırmalardan hangileri doğrudur denilmiş. Birinci öncüle baktığımızda hidrojenin halojenli bileşikleri bize verilmiş. Hidrojenin halojenli bileşiklerinin asitlik kuvveti sıralaması yapıldığında Halojenin yarı çapı arttıkça asitlik kuvveti artmaktaydı. Bunu bir not olarak yazalım. Evet hidrojenin halojenli bileşiklerinin asitlik kuvveti halojenin yarı çapı arttıkça artar dedik. Halojen olarak elimizde flor, klor ve brom var. Bakın proton sayıları verilmiş. 7A grubundaki elementlerimiz flor, klor ve brom. Periyodik sistemdeki sıralama bu şekilde olacak. Periyot büyüdükçe yarı çap artmaktaydı aşağı doğru yarı çap artar diyoruz. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi halojenin yarı çap arttıkça hidrojenin halojenli bileşiklerin asitliği artmaktaydı. Burada da yarı çapı daha fazla olan bromun hidrojenli bileşiğinin asitliği en fazlayken yarı çapı daha az olan florun hidrojenli bileşiğinin asitliği daha azdır. Birinci öncüldeki sıralama doğru verilmiştir. İkinci öncüle baktığımızda ametal atomu aynı olan oksasitler bize verilmiş. Ametal atomu aynı olan oksasitlerde oksijen sayısı arttıkça asitlik artmaktaydı. O halde buradaki sıralamamız da doğrudur. Bakın, ametal atomu aynı olan klor olan oksasitlerden oksijen sayısı daha fazla olan asitliği daha fazladır denilmiş. Az olanın asitliği daha azdır yorumu yapılmış. Bu arada oksasit dediğimiz yapı hidrojen, merkez ametal atom ve oksijenden oluşmaktaydı. Eğer İkinci öncüldeki gibi merkez atom aynıysa oksijen sayısı fazla olan asitliği fazla diyorduk. Ya da merkez atomun yükseltgenme basamağı üzerinden de asitlik yorumu yapabilirdik. Merkez atomdaki yükseltgenme basamağı arttıkça asitlik artar. Bakın klorun yükseltgenme basamağı burada artı 7. ikinci bileşikte artı 5. Üçüncü bileşikte artı 3'tür. Merkez atomdaki klorun yükseltgenme basamağının en büyük olduğu bileşikteki asitlik daha fazladır şeklinde de yorum yapabilirdiniz. Üçüncü öncülde yine oksasit bize verilmiş. Bu defa hidrojen ve oksijen dışındaki ametal atomları birbirinden farklı. Bu şekildeki oksasitlerde yani ametal atomu farklı olan oksasitlerde ametalin elektronegatifliği arttıkça asitlik artar arkadaşlar. Bunu da not olarak yazalım. Evet burada da yorumumuzu yaptık. Ametal atomu farklı olan oksasitlerde ametalin elektronegatifliği arttıkça asitlik artar dedik. Elektronegatiflik nasıl artıyordu arkadaşlar? Periyot küçüldükçe elektronegatiflik artmaktaydı. O halde elimizdeki ametallerden elektronegatifliği en fazla olan flordur. Asitliği en fazla olan florun oksasit bileşiğidir. Burada ise elektronegatifliği daha fazla olan flor oksasit bileşiğinin Asitliği en azdır dediği için üçüncü öncül yanlıştı. Doğru sıralama buradaki gibi olacak. Elektronegatifliği daha az olan bromun oksa asidi en az asitlik kuvvetine sahip olacaktı. Sorumuzda bize doğru olan öncüller sorulduğu için cevabımız 1 ve 2 olan C seçeneğidir. 0,1 mol hidrojen siyanür ve 0,1 mol sodyum siyanür kullanılarak 25 derecede 1 litrelik su çözelti hazırlanıyor. Buna göre hazırlanan çözelti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkında tampon çözeltidir denilmiş. Tampon çözelti zayıf bir asit ve onun konjige bazıyla veya zayıf bir baz ve onun konjige asidi ile oluşur. Bize verilen maddelere baktığımızda hidrojen siyanür zayıf bir asittir. Sodyum siyanür tuzu ise sodyum ve siyanür iyonlarını oluşturmakta. Bakın siyanür iyonu hidrojen siyanürün konjige bazıdır. Böyle yazalım. Hidrojen siyanüre zayıf asit dedik. Siyanür iyonu ise hidrojen siyanürün konjige bazıdır. Konjige asit baz çiftlerini nasıl belirliyorduk? Aralarında bir tane haşartı farkı olan madde çiftlerine konjige asit baz çifti diyorduk. Konjik asit baz çiftlerinden hidrojeni fazla olan asit, hidrojeni az olan ise bazdır arkadaşlar. Dolayısıyla çözeltimizde zayıf bir asit ile onun konjike bazı bulunduğundan dolayı tampon bir çözeltidir ifadesi doğrudur. B şıkkı çözeltideki siyanür derişimi ile hidrojen artı derişimi birbirine eşittir denilmiş. Bunun için öncelikle hidrojen siyanür ve sodyum siyanürün başlangıç derişimini bulalım. Molarite formülünden mol bölü hacim yaparsak Sodyum siyanürün molü 0,1 mol. Hacmimiz için 1 litre denilmiş. 0,1 molar diyoruz. Bu bizim asidimizin derişimi. Aynı şekilde sodyum siyanür de 0,1 mol ve yine çözelti hacmimiz 1 litre. 0,1 molar da sodyum siyanür elimizde bulunmakta. Şimdi sodyum siyanür bir tuzdur. Suda %100 iyonlaşacak. Suda iyonlaştığında bakın 0,1 molarlık sodyum siyanür varsa katsayılar 1'e 1 olduğundan dolayı 0,1 molar sodyum ve 0,1 molar siyanür iyonu bulunacak. Hidrojen siyanür maddemiz ise zayıf bir asittir. Suda denge tepkimesi şeklinde iyonlaşacak. Yani yüz yüz iyonlaşmayacak. Suya verdiği iyonlar H+ ve siyanür iyonları. Başlangıç derişimi için 0,1 molar dedik. Az önce de belirttiğim gibi suda %100 iyonlaşmadığı için iyonlaşan miktarlarına x molara x molar diyelim. Bunun hesabını isterseniz KA üzerinden yapabiliriz. Ancak B şıkkını yorumlamak için buna gerek yok. Bakın siyanür derişimi için ne diyeceğiz? Tuzdan gelen 0.1 molarlık bir derişim var. Artı bir de Hidrojen siyanür asitinden gelen x molarlık bir siyanür varlığı söz konusu. Yani siyanür derişimi 0,1 artı x molardır. Aşartı derişimimiz ise sadece zayıf asitten gelen x molarlık bir derişim değeridir. Görüldüğü gibi hidrojen derişimi ile siyanür derişimi birbirine eşit olmamakta. Dolayısıyla B şıkkındaki ifade yanlıştır. Sorumuzun cevabı B şıkkı olacak. Diğer öncülleri de kontrol edelim. Sodyum siyanür bazik bir tuzdur. Sodyum siyanürü oluşturan asit ve bazı düşünelim. Buna göre sınıfını belirleyeceğiz. Bakın, sodyum iyonu sodyum hidroksit bazından gelecek. Sodyum hidroksit kuvvetli bir bazdır. Siyanür iyonu ise hidrojen siyanür asidinden gelecek. Hidrojen siyanür ise zayıf bir asittir. Tuzu oluşturan asit ve baz düşünüldüğünde Tuzumuz bu asit bazdan kuvvetli olanın özelliğini gösterecektir. Burada bazımız kuvvetli asidimiz zayıf olduğu için tuzumuz kuvvetli olan bazın özelliğini gösterecek. Dolayısıyla sodyum siyanür bazik bir tuzdur diyeceğiz. C şıkkı da doğrudur. D şıkkı çözeltinin pH'i 7'den küçüktür. Çözeltimiz tampon çözeltidir demiştik. Ve bu tampon çözelti nasıl oluşmaktaydı? Zayıf bir asit ve onun konjige bazı tarafından oluşmaktaydı. Zayıf bir asit fonun konjüge bazıyla oluşan tampon çözeltilere biz asidik tampon çözelti diyoruz. Asidik bir tampon olduğu için pH'ı ne olacaktır? 7'den küçük olacaktır. Dolayısıyla D seçeneğimiz de doğru oldu. Son olarak E şıkkında çözeltide haşartı derişimi ile hidroksit derişimi çarpımı 10 üzeri eksi 14'tür denilmiş. Arkadaşlar bu değer haşartı çarpı OH derişimi K su değerine eşitti. Daha su değeri de 25 derecede bakın sıcaklık 25 derece verilmişti. 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 molara eşitti. Yani E şıkkındaki ifademiz de doğru oldu. Sorumuz yanlış olan öncülü sorduğundan cevabımız B seçeneğidir. Oda sıcaklığındaki HX ve HY asitlerinin TKA değerleri yukarıda verilmiştir. Bu asitlerin oda sıcaklığında Eşit derişimli sunuç çözeltileriyle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Arkadaşlar PKA değeri dediğimizde değer KA'nın eksi logaritması alınmasıyla bulunmakta. H artı derişimi ve pH arasındaki ilişkiye benzetebiliriz bu durumu. pH'ta da ne yapıyorduk? H artı derişiminin eksi logaritmasını alıyorduk. Hatırlarsak pH ile ilgili yaptığımız yorum neydi? H+ artı derişimi arttıkça pH değerimiz azalmaktaydı, küçülmekteydi. Aynı ilişki KA ve pKa arasında da var. Yani KA değerimiz büyüdükçe pKa değeri küçülmekte. Yine biz biliyoruz ki zayıf asitlerde KA değeri büyüdükçe asitlik artmaktaydı. Evet, KA değeri büyüdükçe asitlik kuvveti artar dedik. O halde buradaki ifadeyi pKa değerine uyarlarsak pKa değeri küçüldükçe asitlik kuvveti artar diyeceğiz. Bize verilen pKa değerlerinden daha küçük olan HX'in asitlik kuvveti HY'den daha fazladır diyebiliriz. Şimdi bu bilgiler çerçevesinde öncülleri yorumlayalım. Birinci öncül HX'in iyonlaşma yüzdesi daha büyüktür. Asitlik kuvvetinin büyük olduğu asidin iyonlaşma yüzdesi daha büyüktür. Burada HX'in asitlik kuvveti daha fazla dediğimiz için HX asidin iyonlaşma yüzdesi de daha büyük olacaktır. Birinci öncül doğrudur. İkinci öncül HY'nin pH'ı daha büyüktür. Bakın asitlik kuvveti ve pH arasındaki yorumu daha sağlıklı yapabilmek için, daha doğru yapabilmek için ya asitlerin derişimini bilmemiz lazım ya da buradaki bilgi gibi Asitlerin eşit derişimli olduğu bize belirtilmesi lazım. Eşit derişimli asitlerden daha kuvvetli olan asidin H+ artı derişimi daha fazla olacağından dolayı pH'ı daha küçük olacaktır. pH'ın daha büyük olması ne demek? H+ artı derişiminin daha küçük olması anlamına gelir. Peki eşit derişimli asitlerden kimin H+ artı değeri daha küçüktür? Asitlik kuvveti daha küçük olanın H+ artı derişimi daha küçüktür. Dolayısıyla eşit derişimli asitlerden asitlik kuvveti daha küçük olan HY değerinin pH'ı daha büyüktür diyeceğiz. Buradaki ifademiz de doğru oldu. Son olarak 3. öncüle bakalım. HX daha zayıf asittir. Asitlik kuvvetini yukarıda sıralamıştık. HX asidinin asitlik kuvveti daha fazla olduğundan dolayı üçüncü öncül yanlıştır. Sorumuz doğru olan öncülleri sorduğu için cevabımız C seçeneğidir. X molar 200 mililitre nitrik asit sulu çözeltisinin 0,2 molarlık potasyum hidroksit sulu çözeltisi ile titrasyonuna ait grafik yukarıda verilmiştir. Bu titrasyon grafiğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır denilmiş. Titrasyon işlemindeki deney düzenini öncelikle bir hatırlayalım. Evet titrasyon deney düzeni bu şekildeydi. Büretimiz vardı ve erlenimiz vardı. Bakın başlangıçtaki ölçülen pH değeri Erlen'de bulunan maddeye aittir. Yani pH ölçümü buraya göre yapılacak, erlene göre. Demek ki erlende ne var? pH'ı 1 olan çözeltimiz, yani asit çözeltimiz olacak. Bürette ise baz çözeltimiz bulunacak. Bürette bulunan bazımızı damla damla asidimizin üzerine ilave ediyoruz. Buna ait titrasyon eğrimiz bize verilmiş. Öncelikle asidimizin başlangıç değişimini belirleyelim. X molar denilmiş. Bunun için pH değerinden yararlanacağız. Hatırlarsak pH değeri h artı derişiminin eksi logaritması şeklinde bulunuyordu. pH değerimizin 1 olması çözeltide bulunan h artı derişiminin 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 molar olması anlamına geliyor. Yani 0,1 molar olması anlamına geliyor. Yine asidimizin iyonlaşma denklemini düşünürsek kuvvetli bir asitti nitrik asit aşartı derişiminin 0,1 molar olması asidin tesir değerli 1 olduğu için yani suya verdiği haşartı sayısıyla asidimizin kat sayısı aynı olduğundan dolayı aynı zamanda asidin başlangıç derişiminin de 0,1 molar olduğu anlamına gelir. Yani x değeri 0,1 molardır diyeceğiz. Öncüllere baktığımızda A şıkkının doğru olduğunu görmekteyiz. Nitrik asit çözeltisinin başlangıç derişimi 0,1 molardır. Yani x değeri 0,1 molardır dedik. Birinci öncülümüz doğru oldu. Buraya da asidimiz için 0,1 molar ve kaç imiş arkadaşlar? Bakın 200 mililitre değerindeymiş. Hacim değerimiz. Bazımız olan potasyum hidroksidin derişimi ise 0,2 molarmış. Şimdi titrasyon sorularında bizim için önemli olan noktamız şu noktadır. Eşdeğerlik noktası diye bilinir. Bu noktada tam nötrleşme gerçekleşir. Yani H artı mol sayısıyla OH eksi mol sayısı birbirine eşittir. O halde buradan yola çıkarak V değerini bulalım. Bunun için öncelikle hem derişimini hem hacmini bildiğimiz asit çözeltisinden yararlanarak H artının mol sayısını bulalım. Bakın bu kısımda zaten biz H artının derişimini bulmuştuk. O halde molerite formülünden yararlanarak haşartının molünü bulalım. Moleritemiz haşartı için 0,1 molar. Haşartının molünü bulmaya çalışıyoruz. Hacim değerimiz ise 200 mililitre. Molerite formülündeki hacim birimi litreydi. 200 mililitreyi litreye çevirirsek 0,2 litre yapacak. Buradan haşartının molünü 0,02 mol olarak buluyoruz. Ne demiştik? Eşdeğerlik noktasında H artı ve OH mol sayısı birbirine eşit olmalı. Elimizde 0,02 mol H artı varsa aynı şekilde 0,02 mol de OH bulunması gerekiyor. Peki 0,02 mol OH gelen potasyum hidroksit çözeltisinin hacmi nedir? Bunu belirleyelim. Yani V değerini bulalım. Bunun içinde potasyum hidroksitin iyonlaşma denklemini yazacağız. Potasyum hidroksit, potasyum ve hidroksit şeklinde iyonlarını ayıracak. İyonlaşan hidroksidin molünü 0,02 mol bulduk. Eşdeğerlik noktasından bahsediyoruz tabii ki burada. Bakın katsayı birken 0,02 mol ise yine katsayı birken potasyum hidroksit molü de eşdeğerlik noktasında 0,02 moldür. Yine molarite formülünü kullanarak hacim değerini bulalım. Burada derişim değerimiz soruda verilmişti bazımız için 0,2 molardı. Bazımızın mol değerini yine 0,02 mol olarak bulmuştuk. Buradan V'yi çekersek V değerimiz 0,02 bölü 0,2 gelecek. Sıfırlar birbirini götürdüğünde buradan da 0,2 bölü 2'den V değerini 0,1 litre bulacağız. Bu değer de 100 mililitre eşittir. B şıkkında V değeri için 100 mililitre denilmiş. Doğrudur. V değeri dediğimiz gibi tam nötrleşmenin gerçekleştiği eşdeğerlik noktasındaki eklenen bas hacmini ifade etmekteydi. Bakın E şıkkı da yine bu durumla alakalı. 100 ml potasyum hidroksit çözeltisi eklendiğinde yani V bölümüyle ilgili bahsediyor. Çözeltideki H iyonu sayısı OH iyonu sayısına eşittir. Ne demiştik? Eşdeğerlik noktasında H artı mol sayısıyla OH eksi mol sayısı yani bu iyonların sayısı birbirine eşit olacaktır. E şıkkı da doğrudur. C şıkkında 200 ml potasyum hidroksit çözeltisi eklendiğinde eşdeğerlik noktasına ulaşılmıştır. Bu ifade yanlış arkadaşlar. Eşdeğerlik noktasında ne demiştik? H artı mol sayısı ile OH eksi mol sayısı birbirine eşittir. Dolayısıyla bu noktaya 100 ml baz eklediğimizde ulaşıyorduk. Burada ise 200 ml potasyum hidroksit eklenirse denildiği için C şıkkı yanlış oldu. Sorumuz bize yanlış olan öncülü sorduğundan cevabımız C seçeneğidir. Eğer biz 200 ml potasyum hidroksit çözeltisi ekleseydik bu durumda çözeltideki hidroksit iyonu mol sayısı H iyonu mol sayısından daha fazla olurdu. Yani eşlerlik noktasına ulaşılmamış olurdu. Diğer öncül olan D şıkkına da bakalım. 80 ml potasyum hidroksit çözeltisi eklendiğinde pH 7'den küçük olur. Bu ifade doğrudur. Bakın ne demiştik? pH ölçümü yapılan yer neresiydi? Erlendi. Erlendi kim vardı? Nitrik asidimiz vardı. Bunu nereden anlamıştık? Başlangıç pH değerinden. Biz 100 ml baz eklediğimizde H artı ve OH eksi mol sayısı birbirine eşit olmaktaydı. 100 mililitreden daha az baz eklendiği durumda bakın pH değerimiz ne olmuştur? 7'den küçük durumdadır. Yani 80 mililitre şuralara bir yere gelmekte ve burada pH değerimiz 7'den küçüktür. D şıkkımız da doğrudur. Sorumuz bize yanlış olan öncülü sorduğundan cevabımız C seçeneğidir. 0,08 molar 100 mililitre hidroklorik asit sulu çözeltisi ile 0,06 molar 100 mililitrelik sodyum hidroksit çözeltisi 25 derecede karıştırılıyor. Buna göre oluşan yeni çözeltinin 25 derecedeki pH'ı kaçtır denilmiş. Soruya baktığımızda asit ve baz arasında gerçekleşen nötralleşme tepkimesi sonucundaki pH bize sorulmuş. Öncelikle asidimiz ve bazımızın iyonlaşma denklemlerini yazalım. Hem asidimiz hem de bazımız kuvvetli. Aynı zamanda nötralleşme tepkimelerinde zaten asit ve bazlar her zaman kuvvetli gibi davranırdı. Bu yüzden asidimiz ve bazımız %100 iyonlaşacak. O halde iyonlaşma sonucunda açığa çıkan H artı ve OH eksi mol değerlerini belirleyelim. Bunun için öncelikle hidroklorik asidin molünü bulalım. Molarite formülünden yararlanacağız. Mol bölü hacimdi. Hidroklorik asit derişimiz 0,08 molarmış. Mol değerini bulmaya çalışıyorduk öncelikle. Hacim değeri içinde 100 mililitre yani 0,1 litre diyoruz. Molaritedeki hacim birimi litreydi. Buradan Hidroklorik asidin molünü 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol olarak bulmaktayız. Yerine yazalım. Aynı şekilde sodyum hidroksit için de mol değerini hesaplayalım. Derişimiz 0,06 molardı. Sodyum hidroksit molü dedik. Bölü hacim değerimiz 100 mililitre yani yine 0,1 litre. Buradan da sodyum hidroksit molü 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol gelmekte. Bunu da yerine yazıyoruz. Arkadaşlar nötrleşme tepkimelerinde H artı ve OH eksi mol sayısından hangisi daha fazlaysa çok olandan az olanı çıkararak toplam hacme böldüğümüzde elimizde fazla kalan iyonun derişimini bulmaktaydı. O halde iyonlaşma denklemleri üzerinden oluşan H artı mol sayısı ve OH eksi mol sayı değerlerini bulalım. Hidroklorik asit için konuşacak olursak katsayı birken 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol varken %100 yoğunlaşmada katsayı yine 1 olduğu için 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol H artı oluşacak. Sodyum hidroksit için de katsayı 1 iken 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol varken yine katsayı 1 olduğu için OH'ın molü de 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 moldür. Az önce de belirttiğimiz gibi nötrleşme tepkimelerinde H artı ve OH eksi mol sayısından çok olandan az olanı çıkararak toplam hacme böldüğümüzde çok olan iyonun derişimini bulmuş olacağız. Burada daha fazla mol sayısına sahip olan H molüdür. O halde formülü şöyle yazabiliriz. H artı molü eksi OH eksi molü bölü toplam hacim. Bu bize elimizde çok olan iyonun molaritesini, molar değişimini verecek. Bu iyon bu soruda H artıdır. Değerleri yerine yazalım. H molü 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol. Eksi diyoruz. OH'ın molü 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol bölü toplam hacim. 100 mililitre hidroklorik asitten 100 mililitre de sodyum hidroksitten 200 mililitre yapar. Bunu da litre çevirdiğimizde 0,2 litre dediğimizde aşartı derişimini buradan çekelim. 8 çarpı 10 üzeri eksi 3'ten 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 çıkardığımızda 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 bulacağız. 0,2 litreyi de 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 dersek Buradan h artı derişimiz 2'ler giderse 1 olur. 10 üzeri eksi 1 yukarı artı 1 diye geçtiğinde buradan da 10 üzeri eksi 2 molar değerini bulacağız. Bu bizim h artı derişim değerimizdir. Soru bize oluşan çözeltinin pH değerini sormaktaydı. pH'in formülü h artı derişiminin eksi logaritması alınarak bulunmaktaydı. O halde h artı yerine 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 koyduğumuzda bunun eksi logaritmasını alırsak pH değerimiz 2 çıkacaktır arkadaşlar. Sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Burada şundan da bahsetmek istiyorum. Hem asidimiz kuvvetli hem de bazımız kuvvetli olduğundan dolayı oluşan tuz sodyum klorür tuzu nötr bir tuzdur. Dolayısıyla çözeltideki son pH'a herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Eğer tuzumuz asidik bir tuz olsaydı pH değeri 2'den bir miktar daha küçük olurdu. Eğer tuzumuz bazik bir tuz olsaydı da pH değerimiz 2'den bir miktar büyük olurdu. Bunun nedeni asidik veya bazik tuzların içerlerinde zayıf asit ya da bazdan gelen iyon içerdiklerinden dolayı hidroliz olmasından kaynaklıydı. Ancak sorumuzda hem asit hem baz kuvvetli olduğu için tuzdan gelen bir pH değişimini dikkate almamıza gerek olmayacaktı. H artı derişimimiz 1 çarpı 10 üzeri 2 molar olduğundan dolayı pH değerimiz 2 olacak dedik. Sorumuzun cevabı B seçeneğidir. 0,1 molarlık H zayıf asit çözeltisinin 25 derecedeki iyonlaşma sabiti olan Ka 10 üzeri 5'tir. Buna göre 25 derecede haşa çözeltisinin pOH değeri kaçtır denilmiş. Öncelikle bize derişimi verilen madde bir asit. Soruda ise POH sorulmuş. Buna dikkat edelim. Aşağı asidinin zayıf bir asit olduğu belirtilmiş. Buna göre sudaki iyonlaşma denklemini yazalım. Asidimizin başlangıç derişimi 0,1 molar. Zayıf bir asit olduğundan dolayı %100 iyonlaşmayacak. İyonlaşan H artı ve A miktarı için x molar diyelim. Burada H artı ve A iyonlarının kat sayıları aynı olduklarından dolayı son durumdaki derişim değerleri de aynı olacaktır. Öncelikle çözeltimizin pH değerini bulmamız gerekiyor. Bunun için de X'in değerini yani H artı derişimini bulmamız lazım. H artı derişimini Ka ifadesi üzerinden hesaplayacağız. Ka asitlik sabitiydi. Ürün bölü giren derişim şeklinde bulunacaktı. Ürünlerde H artı ve A iyonları var. Bu iki iyon derişimini çarptık. Bölü asidimizin derişimi diyoruz. Yerine yazalım değerlerimizi. H artı derişimi x molar. A değeri de x molar. Bu iki değeri çarptığımda pay kısmımız x kare gelecek. Bölü. H A derişimi yerine 0,1 molar diyoruz. Burada H'nın iyonlaşan kısmı ihmal edildi. O yüzden direkt başlangıç değerini yazabiliyorduk ka ifadesine. Eşittir diyoruz. Ka değerimiz 10 üzeri eksi 5'miş. Buradan işlemleri yaptığımızda x kare 10 üzeri eksi 6 gelecek. x değerimiz ise 10 üzeri eksi 3 molardır. x dediğimiz değer h artı derişimiydi. h artı değerimiz 10 üzeri eksi 3 molar ise eksi logaritması alındığında h pH değerini 3 olarak bulmaktayız. Soruda bize pOH değeri sorulmuş. 25 derece sıcaklıkta pH ve pOH değerleri toplamı 14 eşitti. pH değerimiz 3 ise pOH değerimiz ne olacaktır? Şu karşıya attığımızda 11 olarak bulunacaktır. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. 0,4 molar 100 mililitrelik hidrojen florür ve 0,2 molar 100 mililitrelik sodyum hidroksit çözeltilerinin karıştırılmasıyla oluşan çözelti ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Arkadaşlar dikkat ederseniz maddelerden birisi asit diğeri baz. Bu tepkime bir nötralleşme tepkimesidir. Nötralleşme tepkimelerinde asit ve baz birbirlerine karşı her zaman %100 yoğunlaşır. O halde belirtilen derişim ve hacim değerlerinden yararlanarak asitten gelen H artı ve bazdan gelen hidroksit iyonlarının mol sayılarını kıyaslayalım. Bakalım tam nötralleşme gerçekleşmiş mi? Öncelikle ikinci öncülün yorumunu yapalım. Molarite formülümüz mol bölü hacimdi. Hidrojen flür için hesaplayalım ilk başta. Hidrojen flürün derişimi 0,4 molar. Molünü bulmaya çalışıyoruz. Hacim değeri 100 mililitre yani 0,1 litre. Buradan asidimizin molünü 0,04 mol buluyoruz. Şimdi de bazımız olan sodyum hidroksit için mol değerini hesaplayalım. Derişim değerimiz 0,2 molar. Molünü bulmaya çalışıyoruz. Hacim değerimiz 100 mililitre yani 0,1 litre. Buradan sodyum hidroksidin molünü 0,02 mol bulduk. Şimdi asit ve bazın birbirlerine karşı iyonlaşma denklemini yazalım. Bakın buradaki yazacağım değerler nötrleşme tepkimesi için geçerli. Çünkü asidimiz normalde zayıf bir asit. Suda %100 yoğunlaşmaz ancak baza karşı %100 yoğunlaşır. Asidimizin molüne 0,04 mol demiştik. Amacımız haşarda ve hidroksit mollerini bulmak. Buna göre tam nötrleşme olup olmadığını belirleyeceğiz. Katsayı birken 0,04 ise katsayı birken yine 0,04 moldür Tekrarlıyorum baza karşı %100 yoğunlaştı. Bazımızın molü 0,02 moldü. Yine katsayı birken 0,02 ise katsayı birken buradan gelen mol değerimiz de 0,02 moldür. Görüldüğü gibi H mol sayısı OH mol sayısından daha büyük olduğundan dolayı tam nötrleşme gerçekleşmez. Tam nötrleşmenin gerçekleşebilmesi için H artı ve OH mol sayısı birbirine eşit olması gerekirdi. Ancak burada birbirine eşit değil. Hatta ne dedik? h artının molü OH eksinin molünden daha fazla. Bu yüzden 2 yanlıştır. Peki pH 7'den küçük müdür? Evet pH 7'den küçüktür. Az önce de belirttiğim gibi H mol sayımız OH mol sayısından fazla olduğu için son durumda artan bir asit varlığı söz konusudur. Yani son çözeltimiz asidiktir. Asidik olduğundan dolayı 3. öncülümüz doğrudur. pH 7'den küçüktür. 1. öncül tampon çözeltidir denilmiş. Tampon çözelti olabilmesi için ortamda zayıf bir asit ve onun konjuge bazı veya zayıf bir baz ve onun konjüge asidi bulunması gerekiyor çözeltide. Peki bizdeki durum nedir? Ne demiştik arkadaşlar? H artı mol sayısı OH mol sayısına göre fazladır. Yani ortamda fazladan asit bulunmakta. H artı iyon kaynağımız asitti. Ortamda zayıf asit olan hidrojen florür vardır. Hidrojen florür zayıf bir asitti. Zaten Ka değerinden de bunu anlayabiliyoruz. Peki bu asidin konjige bazı ortamda bulunuyor mu? Buna bakalım. Bunun içinde asit baz tepkimesi sonucunda açığa çıkan tuzun formülünü inceleyelim. İsterseniz tepkimemizi şöyle bir yazalım. Hidrojen florür ve sodyum hidroksit arasında nötralleşme tepkimesi oluşacak. Bazdan gelen katyon ile asitten gelen anyon arasında tuz oluşacak. Burada oluşan tuzun formülü sodyum florürdür. Geriye kalan H artı ve OH de kendi arasında birleşip su oluşturacak. Bakın arkadaşlar tuzu incelediğimizde tuzdan gelen iyonlar ne? Sodyum iyonu ve flor iyonu olacaktır. Buradaki flor iyonu ortamda bulunmakta ve flor iyonu HV'nin konjüke bazıdır. Nereden anladık bunu? Madde çiftleri arasında eğer bir tane H+ farkı varsa bunlar birbirinin konjuge asit bas çiftidir. Flor iyonu ile hidrojen flor arasında bir tane H+ farkı var. Yani bunlar dışarıdan H+ alıp veya dışarıya H+ vererek birbirlerine dönüşebiliyorlar. Konjuge asit bas çiftlerinden hidrojeni fazla olan asit, hidrojeni az olan ise bazdır. Burada h asidin konjüge bazıdır diyoruz florion için. Dolayısıyla aradığımız şart gerçekleşti. Nötralleşme tepkimesi sonucunda ortamda artan hidrojen florür ve oluşan tuzdan karşımıza çıkan floriyonu bulunmakta. Zayıf asit ve bu asidin konjüge bazı ortamda bulunmakta. Dolayısıyla oluşan çözelti tampon çözeltisidir diyoruz. Soru bize doğru öncülleri sorduğu için cevabımız 1 ve 3 olan D seçeneğidir.